Lan bu çocuk arkadaş, ne yapmış lan burada lan o? Kulu çini mi, dana çini mi? Lan kirman lan o. Yumayarıydı da ya kocayla karıla eskiden. Görüyor musun sen? Lan bu da azımın işleri arkadaş. Görüyor musun? Kirman'ın minarenin gövdesi yapmış. Zili Apolle yapmış, görüyor musun? Herhalde orta caminin apollesi gibi, görüyor musun? Aşağıda da ne var? Ağacın budağını çam ağacı, demal. Görüyor musun lan? Akıla bak lan. Şu da hilal düzeyir. Şunda da davul muğul bir şeyle yapmış. Lan oğlum bunun işleri lan. Şu ne lan? Davul lan o. Lan oğlum. Patarayı! Kim o lan? Allah Allah. Bu çocuklar bir kide bir bağırıyor bana ya. Patarayı! Ne var lan? Çocuk. Hayalim sen misin mıstık? Pantarda ne yapıyorsun ya? Ya bizim Nazim'in işlerine bakıyorum be. Şimdi bu yani Eyvan Mahdum'da depeler aşağı kale güveneyi bir şöyle bir çayır edin aşağı bir geziyim dedim değil mi? Sonra oradan Hasan Ağa bir de Arif Ağa'nın Dursun yan vardı. Neyse laf 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 mezarla yanaştık. Lan şu yan ne dedim? Şurada bir okuyalım dedim. Hani Fatiha'yı neyi okuduk oradan ha ulan de ulan gidiyor. Neyse bir yere vardık. Kuya teylime yöneldi var ya cizisiyle gidiyor. Sonra bir baktım bir böyle eşilmiş bir şey gördüm. Eğildim baktım lan ya dedim oradaki bu ne lan? Dediler Hacı dayı. Dayı dediler gençle dedi motoruna dedi burada patinaj yapmışlar dedi. Lan patinaj ne lan dedim. Tek tekeri frenleyip fırıl 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 dönüyormuş da. Lan oğlum gençler. Buradan size bir mesajım var. Bana bakın. Bir. Motoru katili ehliyetsiz yok oğlum. Motor ehliyetsiz kullanamazsın oğlum. Kullanma hem de. Lan oğlum devlet bas bas bağırıyor lan. Yavaş gideyim oğlum. Ehliyetli de. Bir de şu var, lan oyunun malın yiyeceği yerlerde, yayılacağı yerlerde, lan oğlum motorun ne işi var lan? Bir de frenlemiş, dönmüş de oraları, bak, aha bakın, 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 bak, göstereyim şimdi size görüntüden. Lan oğlum hiçmişin yok da bu çayırı batırdın lan he? Yazık, 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 yazık. Kazımış atmışlar lan. Ya şurada kadını çatmışlar, taşları çıkartmışlar. Lan oğlum, ulan, şu. Bu ne lan bu lan? Mal yiyeceğini mahvetmişler arkadaş. Ulan, gördün mü? Oğlum, çayırları, meraları batırman lan. Tam devlet hayvancılığı yukarı çıkartmaya çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz oğlum siz çayır çimenden ha? Oğlum yemlemeyine mal olmaz lan bir yere kadar oğlum o. Ne anladın? Yemin fiyatı kaç lira biliyor musun? Nerelerde biliyor musun? Lan oğlum 70'in oralarını da geçmiyor. Abi ne 70'i? Kaç 70? Lan oğlum. Lan Yanıdın'ın, Bekir Ağa'nın uşakları, Cemal Ağa'nın uşakları. Sarboşuyor musun? Lan oğlum yaylalarda gidiyoruz da koyun ediyoruz lan ya mı? Öyle yem alana kadar bir yere kadar. Tamam yem de alacaksın yalnız. Oğlum doğal çayırları alt üst edip tırtışlarınızına, motorunuzun tırtışına ben oğlum günaha sokacaksınız beni lan. Ve la havle
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Böyle hamdü böyle koyuyor bu çocuklar. Neyse ezan okunuyor çocuklar. İkinci namazı olacağım. Diyeceğim çünkü oğlum motorunla çayırlarda oynama lan. Frenleme oraları. Kuzular koyunla baharda ne yiyecek lan? Taş mı yiyecek? Oğlum şu hayvancılığa biraz da önem verin. Tekniğe, teknoloji mi ne diyorlar bir şey. Onda da önemli bak. Yalnız koyunun malı paraysın oğlum. Hani ama. Lan millet şu doğa şöyle bir ta eskiden beri hidumun o buğdayları yiyordun lan. He? Günaha sokmam beni. Oğlum. Bak görüyorsunuz ak ekmek değil görüyorsunuz. Lan oğlum kepekli yürüdük lan biz etkili ekmeğe. Mısır ekmeği bilmem işte içine pancar doldurtturduk hani ama. Bir de sağ yağ, kömüş yağ hani ama lan. Löp löp yürüdük Allah'ın izniyle. Yalnız oğlum şu çayırlarda motorun frenlemeyi bırakın. Ben oğlum fidesini de alırım ben sizin çocuklar. Ehliyetsiz de araba kullanmak. Lan oğlum belediye ne yaptın? Oraya çaput, buraya çaput, oraya pislik lan. Oğlum belediye nereye yetişecek lan ha? Mıklar nereye yetişecek? Oğlum biraz da sahip çıkalım oğlum. Anne anne. Şimdi pantalyalarınızda kızabilirsiniz. Yalınız bak. Oğlum. Bak bizden önceki insanlarımız, atalarımız oğlum bak savaşta bu ülkeyi güzel bir ülke bırakmış. Anlayan mı? Onun için bize de o çayırları daha da işletmek düşer oğlum. Bir de çevreye zarar vermek oğlum. Kur'an'da da yerli yap bunu unutmam bak. Anlayan mı? Ne diye? İktarebe linnâzi hesâbuhun. İnsanların hesabı yaklaştı diye bak oğlum. O hayvanların yiyecekleri önemli. Oğlum böyle kimyasal onlardan yiyecek ağa böyle en ufak belimizin ağrımasında hop hastane hop hastane. Lan oğlum hastane ne yaptık? 20 kat 30 kat 1000 kat da yapsan oğlum iyi beslenmek lazım. Doğada da ne anlıyor? Lan oğlum hiç mi Lokman Hekim okumadık o? He? Vela havle vela kuvvete. Yalnız ne diyeyim? Gençler. Bak sizi söyleyeyim yalnız. Şu motorlarına kasırlarına böyle bir de kış hava da yağmur hava da çayırlarda badanaj yapma lan. Fidesinizi alırım bak sizi lan. Neyse. Lan Nazım oğlum. Lan oğlum suda akarsa bir abdest alayım lan. Peşkuru kondun lan kondunuz böyle. Lan. Tabii tabii. Tamam. Peşkuru orada abdest alınca kurularım kollarım ben. Anladın mı? Yok oğlum ne diyeceğim. Bu bayrağın altından hadi yaşıyorsak oğlum her şeye zarar vermeyecek. Hiçbir şeye hatta. Bu yanlış oldu da. Hiçbir şeye zarar vermeyecek. Malı da koruyacak, çayırı da koruyacak, ağacı da koruyacak. Ondan sonra devlet görevlilerine yardımcı olacak. Anne anladın oğlum? Hizmet edersen hizmet bulursun. Allah'ın verdiği çayırı alt üst etme oğlum. Anladın mı yavrum? Hadi bana müsaade yani. Lan arkadaş, oyunla yayılacak yer bırakmayalım ya. Aa, bak gördün mü? Bak o bir de onaylı yani ama. Hadi bana yani. Lan bu Nazım'ın işleri arkadaş. Ece minare yapmışlar. Buraya mı? Bu da Bakırcılar Çarşısı'ndan aldım diye diyordu herhalde. Aferin, aferin oğlum.